sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu kısımda sizlere tahmin edeceğiniz üzere transferleri anlatacağım. Bir tarafta da Fenerbahçe genç takımının maçını izliyorum. Ee, i̇nşallah seyir zevki yüksek bir maç olur. Çünkü iki takımın da Türk futbolunun lokomotifi iki takımın gençlerini izliyoruz. İnşallah güzel böyle küfürden kavgadan şundan bundan uzak sakatlıktan uzak bir, uzak bir maç olur. Berisha ve Valencia satış listesinde diye ilk haberimizle başlayalım sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi Mergin Berisha ile birlikte istenen bonservisi verecek kulüp çıkması durumunda Valencia'yı da satma kararı aldı. Yani hem Berisha hem Valencia istenen istenen bonservis verilirse satlıkmış. Biz bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ve biliyorsunuz transfer edilecekler Tabii ki de önemli. Herkesin merak konusu o ama gönderilecekler de merak konusu. Şimdi Berisha beklentilerin çok çok uzağında kaldı bu sene. Bence çok çok uzağında falan kalmadı. Bence sadece bir tık uzağında kaldı beklentilerim. Valencia ise bence Valencia beklentilerin çok çok uzağında kaldı. Çünkü bizim bildiğimiz Valencia geçen senenin e, Flash formda isimlerinin başında geliyordu. Ya bizim bildiğimiz Valencia. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Geçen senenin forumda isimlerini say desem Pelkası sayarsınız. Valencia'yı sayarsınız. E i̇kisi de bu sene tırt. Berisha hocam çok uzakta kaldı ya. Bak arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza götürün. 30, 34 maç ancak süre 1534 dakika. 1534 dakika arkadaşlar. Yani 1534'ü mü baz alalım? 34 maçı mı baz alalım? Ya 1534 böl 90'a 15.004. 15 maç oynamış Berisha. Bakın 15 maç oynamış. Gol sayısı 8. Asist sayısı 3. 15 maçta 8 gol 3 asist. Yani 11 gollük katkı. Bence gayet iyi. Beklentilerim bence bir tık uzağında sadece. Ya arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ya hocam ne alakası var 34 maç yazıyor. Ya sonradan girdir. 5 dakika kala girdir. 10 dakika kala girdir. E bunun bir mantalitesi yok ki. Bunun hiçbir mantalitesi yok. Neyse uzun lafın kısası. İkisini de satma kararı aldı diyor Fenerbahçe. İlerleyen e, dönemde bakalım ne olacak diyor. Teklifler değerlendirecek diyor. Ama Berişan'ın bazı açıklamaları var. Ki Sercan Hamzoğlu iletmiş. Diyor ki Berisha diyor ki Fenerbahçe'de bildiğimi unuttum. Kariyerimin en kötü sezonunu geçiriyorum demiş. Ya burada kime mesaj veriyor bilmiyorum ama yakın çevresine böyle söylemiş. Teklif gelirse beri ile yollar ayrılır demiş. Bildiğimi unuttum. Çok ağır bir laf ama Fenerbahçe için gerçekten doğru bir laf. Ya bize kim gelirse hangi forvet gelirse gelsin hakikaten bildiğini unutturuyoruz biz ya. Ya herkesi çöplüyoruz. Herkese çöplüyoruz. Herkese bir şey buluyoruz. Kut buluyoruz. Şimdi geçen sene Birkaç ay boyunca Sherlock'ta Sherlock, Sherlock'ta Sherlock, Sherlock beklendi. Değil mi? Sonra olmayınca yani Fenerbahçe Sherlock'u beceremeyince ne oldu abi? Rogon dedi ki ya biz size Berisha'yı verelim. Hem de iyi futbolcu. Mustafa Hoca da beğeniyor potansiyelli. Ya ne gerçek mevkisi araştırıldı. Ne bu adam hangi sistemde oynar araştırıldı. Yani ne ortada bir teknik direktör vardı da fikri alındı. Direkt dalınarak alındı. Ya bu bizim sıkıntımız işte. Arkadaşım forvet alıyorken önce bir düşün. Hangi sistemle oynayacaksın? Vitor Pereira'nın geleceğini bilseydik. Mesela ben şunu söylüyorum. Caner'i Gökhan Gönül'ü Vitor Pereira istemedi. Değil mi? Peki ben başka bir soru sorayım. İsmail Kartal İsmail Kartal sezonun başında gelecek olsaydı Caner'de gitmezdi, Gökhan Gönül gitmezdi diyorum. Var mı iddi aksin iddia eden? O sayede ofansif oynardı. Belki bu kadar verim alamazdık. Verdi bir kanat oynardı. Be, o zaman adam belki verim alırdık. Yani pivot santrafor bitiricilik e işte düzeyde. Şimdi Ali Koç'un şimdiki stratejisi şimdiki transfer planı prestij transferi Sherlock diyor. Gazetelere manşet olmuş. Prestij transferi. Ne demek prestij transferi? Artık herhalde kendini kurtarmak için bir transfer. Çünkü Fenerbahçe diyor Beşiktaş'ın da istediği eski Trabzonspor forveti Şörlot'u gözüne kestirdi. Burada bir sıkıntı yok. 26 yaşındaki Şörlot'un menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Doğru. Ve e, 26 yaşındaki Norveçli golcünün menajeriyle ve kendisiyle görüşüp ilk adım attığı öğrenildi. Leipzig'in 12 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncu için 8 milyon euro istediği. Menajerin ise yıllık 3,5 milyon euro talep ettiği bildirildi diyor. Evet siz bu haberlerden de görüyorsunuz, anlıyorsunuz ki Mustafa Hoca'nızın verdiği duyumlarla birebir örtüşüyor. Yani benim dediğim duyumlar doğru herhalde. Şimdi Almanya'da tutunamamış bir arkadaştan bahsediyoruz. Evet Trabzonspor'da parladı 20 milyon euro Crystal Palace sattı Leipzig'e. Sezon e, Soçya'da da kiralandı ama görüyorsunuz. Meşhur bir duyumcu da Charlotte için talep edilenler yıllık 2,5 milyon euro maaş, 8 milyon euro servis demiş. Şimdi ben Charlotte için bir kez daha söylüyorum. Benim tanıdığım Jorge Jesus Charlotte'a kolay kolay okey demez. Açık söylüyorum. Ancak benim tanıdığım Jorge Jesus eğer Fenerbahçe'ye gelirse, eğer Charlotte'u da Fenerbahçe bir şekilde alırsa Charlotte Trabzonspor'da attığı gol sayısını daha da geçer Fenerbahçe'de. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de ee... Bomba bir transfer haberi var yine. Nedir o bomba transfer haberi? Forvet transferi için iki isim ortaya atılmış. Maxi Gomez ve Aspas. Aspas ne lan? Klavye rastgele basmışlar gibi. Böyle forvet mi olur? Şimdi e, bunlar benim duyumum değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonra bana demeyin hocam sen demiştin e, diye... Benim duyumum değil. Şimdi iki oyuncuya bakıyorum. Lan aspas dediğin adam 35 yaşında. Yani 35 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Maxim Gomez yine ona göre insan ha. Hocam yıldız futbolcu sen bilmiyorsun. Ya hani ikisi birden mi acaba diyecektim. Herhalde o da değil. Paspas pas dediğin adam 7 milyon euro piyasa değeri var. Tamam 34 yaşında ama 7 milyon euro piyasa değeri var. Fakat sözleşme bitimine 1 yıl daha kalmış. İspanya'da hangi takımda? Celta Vigo'da oynuyor. Ve baktığın zaman 37 maç, 18 gol, 5 asist, 3028 dakika. Bakın 3028 yani 200, 2700 olsa 30 maç. Hemen hemen maçların tamamında oynamış bir isimden bahsediyoruz. Yani hemen hemen maçların tamamında oynamış bir isimden bahsediyoruz. Ancak yaşı 34 ve 18 gol 5 asist yapmış. Bize niye versinler? Bence geçin bunu. Iago Aspas. Bir de bu bir dönem bizimle adanılmıştı. Hatırlarsınız bunu. Ee, Maxi Gomez. Bu da bizimle adanılan diğer futbolcu. Yani bir dönem bizimle adanıldı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Maxi Gomez'in. Maxi Gomez genç. 15 milyon euro piyasa değeri var. 2024'te bitiyor. Uruguay'la. 1.86 bu oyunda Uruguay milli takımının forveti 24 maçta 3 golü var. Baktığınız zaman Maxi Gomez 14.5'a almış Valencia. 40 milyon Euro piyasa değerindeyken 2019'da 14.5'a almış. 31 maça çıkmış. 1963 dakika 4 gol 2 asist İspanya'da. Yani şu istatistikli bir adamı bedava bile alsalar ben Ali Koç'a ağır lafların geleceğini düşünüyorum. O yüzden bence iki isim de bizden uzak gibi geliyor. E peki kim? Fenerbahçe'de transfer bombası patlıyor. Gabigol. Şimdi önce şunu söyleyeyim haberi okumadan. Gerçekten siz bu habere inandınız mı? Gabigol haberine. Yani bana çok sorduğunuz için soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'nin adı anılan Gabigol'ü kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Ee, ve Bon servisin %50'sini alma formülünü masaya yatıracak. Bon servisin %50'sini. Jesus'u getirmeyi planlıyor. Eğer getirirse de Gabigol'u getirmeyi planlıyor. Tabi bu transfer kolay değil. Şu an takımın en önemli yıldızlarından birisi. 25 yaşında. 2020'de Inter'e 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınmış. Fenerbahçe'de ne yapacak? İşte Pelkas'ın Salah'ın falan satışından bir para elde edecek ve bu bütçeyi de transferde kullanacak diyor. Inter Benfica formalarıyla Avrupa macerasına atıldı. İşler istediği gibi gitmedi ama şansın Avrupa'da denemek istiyor. Ya uzun lafın kısası benim anladığım Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geliyor nasılsa diyor. Hazır Jesus geliyorken onu da getirir diyor. Hani çubukluya giydirebilir diyor. Portekizli yıldızın Beşiktaş, Getson Fernandez'i Benfica'dan aynı yolda kadrosuna katmıştı diyor. Biz Bizim Beşiktaş'taki o ortaya atılan rakamların yarısı içinse büyük rezalet. Çünkü diyor ki Benfica'dan ayrılma şeyi e Getson Fernandez için Beşiktaş 6 milyon euroya yarısını aldı diyor. Yani %50 hakkı da başkasında. Yani futbolcu 12 milyon euro şu anda. Atıyorum kafadan bir 20-25'e satılacak Beşiktaş kar elde etmiş olacak. Hani karın da yarısını alacak herhalde. Yok biz 12'ye kefiliz diyecek halleri yok herhalde. Ve e, ben şunu merak ediyorum. Ya siz gerçekten hakikaten inandınız. Mı? Sadece ben bunu soruyorum ya. Vallahi bak sadece kafamda bu, bu soru var. Şimdi biz Berisha'dan çıkıp da Gabigol'ü almak Gabriel Barbosa'yı almak Nasıl mantığınıza sığdırıyorsunuz? Nasıl inanabiliyorsunuz? Bilemiyorum. 26 milyon euro piyasa değeri. Yaşı daha henüz 25. Brezilya milli takımının futbolcusu. 18 maçta 5 golü var. Şimdi sol ayaklı bir futbolcu. Zamanında bon 51.1 milyon euro ödenmiş. Şu an 25 maça çıkmış. Liginde 15 gol, 2 asist, 2101 dakika. Yani benim tabirimle yaklaşık 22 maç oynamış. 15 gol, 2 asist, yani 15 gol 2 asist ee, herhangi bir gerçeklik şeyi yok arkadaşlar. Herhangi bir gerçekliği yok bu haberin. Kim size bunu söylüyorsa yani size bunu kim söylüyorsa sizin kötü niyetli söylüyor. Fenerbahçe <laughs> of. Galatasaray'ın yani 10 numarası resmen ayak kırmaya yönelik hareket bu ya. Bu, bu sarı kartta geçiştirildi ama bu sarı kart değil ya. Dakika 20-21 de bu sarı kart değil abi. İngiltere'de buna direkt kırmızı verirler. Bu, bu, sarı kart değil. Burada çünkü niyet çok farklı ya. Ben açıkça söyleyeyim bu yani niyet ve gidiş gerçekten hoş değil. Direkt tabanıyla ayak bileğine doğru sakatlayıcı yönde bir müdahale var. Yakın mesafe. Hakem de görüyor. Neyse. Fenerbahçe son 6 maçta bilet satışlarından 120 milyon TL'ye yakın gelir elde etmiş ve 307 bin aşan forma satışından yaklaşık 100 milyon TL kazanmış. Paranmış sarı kart gören arkadaş. Şimdi 6 maçta 120 milyon lira gelir. Toplam forma satışından 100 milyon lira gelir. Yani 220 milyon TL. 3 aşağı 5 yukarı 10-15 milyon. 15 milyon euro civarı bir para. Ya baktığın zaman 6 maçta bu parayı elde edebilen takım bak Ali Koç ve ekibine söylüyorum. 6 maçta bu parayı elde edebilen bir takım 5 yıldızlı forma çıkartsın. Sahada seyir zevki yüksek bir takım çıkartsın. Ben çok büyük iddialarda bulunuyorum. 6 maç olarak değil. 19 tane falan, 18 tane maçımız olacak kendi evimizde. Bu periyodu 3'e katla. Yani hem forma satışı bunu 3'e katlar hem bilet satış geliri 3'e katlar. Yani yaklaşık 45 milyon euroyu sırf buradan çıkartır. 45 milyon eurodan bahsediyorum. E, yayıncı kuruluş gelirmeleri bile bu kadar değilken. Fenerbahçe'nin de bir şeylere dikkat etmesi lazım. Yine gelelim duyumlara. Ee, Fenerbahçe için yine enteresan duyumlar var. Bunlardan bir tanesi şu. İrfancan Kahveci gidiyor gitmiyor. İrfancan Kahveci isteyen hiçbir kulüp yok arkadaşlar. İrfancan Can Kahveci'nin transferine Fenerbahçe yaklaşık 11 milyon euro verilen takaslar, makaslar hepsi bir arada söylüyorum. Ve bir buçuk senedir Fenerbahçe'de olan İrfancan Can Kahveci yarım sezon kadar maç kaçırmış durumda. Bakın yarım sezon kadar maçı kaçırmış durumda. Ve hani kaç maçta bu parayı hak edecek top oynadı hocam? Yani 11 buçuk milyon euro hak edecek top oynadı derseniz ben çok fazla size sayı veremem. Kaç maçta oynadığına dair bir sayı verem. Belki 3-5 tane. Hani sağ önde oynuyor. Vitor Pereira'dan kavga ediyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. İrfan Can'ın kendine çok iyi dizem vermesi lazım. Mesela yine Jorge Jesus'a değineceğim. Jorge Jesus'u ben istiyorsam da şu yüzden istiyorum. İrfan Can'ı kendisine getirsin. 11 milyon euroya geri satalım. Al sana kar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman aldığımız döviz konuda 7 falan da herhalde euro kuru. Yedi, belki 7'nin de altındaydı. Şimdi 16. Altı. Yani ha paranın hükmü o kadar kalmadı. O ayrı mesele. O zamanlarda bir araba x TL ise şimdi 2 x TL de en azından bilin diye söylüyorum. A.Z. Alkmar'ın scout şefi bir açıklamada bulunmuş. Hammarby'nin 18 yaşındaki yeteneği Viliot Svetberg'i izledim izleyen çok takım var demiş. Benimle beraber Fenerbahçe, Manchester City, Liverpool temsilcilerinde tribünde olduğunu gördüm. Daha fazlası olduğuna da eminim demiş. İsveç U19 milli takımda forma giyen 2004 doğumlu 1.85 boyundaki orta sahadan bahsediyoruz. Viliot Schwedberg. Ve 15 maça çıkmış hammar bir formasıyla 6 gole imza atmış. Böyle bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi ya henüz 18. Bu arada Hammarby İsveç takımı. 2024'e kadar sözleşmesi var. Merkez ortası 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. Kanatta da oynayabiliyor. Ön libero da oynayabiliyor. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Hammarby'nin alt yapısına çıkmış. 729 dakika oynamış. Yani 10 maç gibi bir sürede 6 golü var. Yorumun nedir hocam? Vallahi alınırsam... Mantıklı. Duyumun nedir hocam? Herhangi bir duyumum yok. Ama bu tip çok futbolcu takip ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Scout ekibi kurmamıza gerek yok. Vallahi bak. Scout ekibine gerek yok. Desinler ki bizimkilere. Ya Galatasaray'da takip ediyormuş. Beşiktaş'ta takip ediyormuş. Liverpool'da takip ediyormuş. Bizimkiler gitsin. Lan bunlar, bunlar, bu adamlar oğlum bir şey biliyor. Bu adamlar boş beleş adamlar değil bunları takip ediyorsa futbolcu iyidir diyelim. O daha mantıklı mesela. <laughs> Mert Hakan Yandaş. CSK Moskova haberleri. Yine türede. Meşhur bir duyumcumuz. CSK Moskova. Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı demiş. Fenerbahçe'ye fiyat sordu. Cevap bekleniyor demiş. Hani Futbolda bunun adı ilgi mektubu diye geçiyor ama yanlışım varsa düzeltin. İlgi mektubu hani benim bu oyuncuya ilgim var. Hani transfer düşünceniz nedir? Hani kaça bırakırsınız? Aferin lan Çağatay ne güzel bindirdi. Sadece topa değil ama. Yavuz dedi. Neyse. Çok güzel bindirdi ya. Araya güzel kaçıyor. Biraz daha gelişimini tamamlasa şu Çağatay. Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar yani e, aynı şekilde bir başka duyumcu da Rusya'dan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe'ye yakın bir zamanda teklif gelecek demiş. Önümüzdeki günlerde hareketlilik bekliyorum demiş. Şimdi Mert Hakan Yandaş iyi bir orta saha oyuncusu. Geçen gün hani biz bu e, biz bu duyumu herhalde konuşalı bir iki hafta falan oldu herhalde. Piyasa değeri 2.300.000 Euro. Hiç önemi yok. Yabancıların bunu gördüğü 4 milyon euro falandır. 27 yaşında Türk 28 olacak. Hani çağ, yaşının en verimli dönemlerinden birisi. Glasgow Rangers'ın da ilgilendiği iddiaları var ama çok bir şey diyemem. 32 maç, 2 gol, 9 asist. 1999 dakika. 2000 dakika bile değil. Kampanya gibi oynamış adam. Kampanyaro. Mert Hakan için Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli 7 milyon euronun üstünde. Yanlış anlama. 7 milyon euro gelirse Mert Hakan'ı da satsınlar. Araya beni de paketlesinler. Hocam Mert Hakan gibisini bulamayız da şöyledir de böyledir de. Oynayınca da ıslıklıyorsunuz. Ya bu sezon herhalde 3-4 maçta ıslıklanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben şahsım adına söylüyorum. Mert Hakan yandaş 6-7 bandına giderse bence mükemmel bir paraya gitmiş olur. Mert Hakan ne uzayan ne kısalan bir topçu. Hani 20-25 ol olabilir mi? Olamaz. 20-25 olamayacak bir topçu. Bak Ferdi Kadolu şu anda Ferdi'yi 16'ya satıyoruz desem inanırsınız. Ferdi'yi 40'a satacağız desem inanırsınız hocam. Gelişti ya çocuk işte hiç olmadık Solbek bek mevkisinde oynadığı topa bak çocuğun dersiniz. O sahiyi 40'a satacağız desem inanırsınız. Ama Mert Hakan uzamayan, kısamayan bir kısalmayan bir topçu arkadaşlar. Ve 6-7 milyon euro bence Mert Hakan için şahane bir para, şahane bir fiyat ee, diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim ama biz muhtemelen kapıyı 7-8'den falan açınca adamlar dönecektir. Dönmezlerse de ne hala bedava aldığın futbolcuyu sat. Bir de işin bir de psikolojik boyutu var. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlarını da üzeceksiniz. Onlar çünkü almak için çok uğraştılar. Kapısında falan yattılar. Gerçi ağırlamış etmiş. böyle diyen arkadaşlar da vardı ama bu da böyle bir durum olur. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar Valencia Berisha satış listesinde haberiyle açılışı yaptık. Hadi. Oo, sağ çaprazdan bir vuruş kaleci kornere çeldi ya. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar durum bu. Ha unutmadan şunu da söyleyeyim. Ya Ozan Tufan. Hocam sen Ozan Tufan yani mesela Jorge Jesus gelse Ozan Tufan'ı coşturur mu? Eee 4-4-2'nin merkez ikilisi çift yönlü orta saha aslında tam istenilen türde orta sahalardan. Kreatif iki kanat çift forvet. Aslında coşturabileceği oyuncu tiplerinden bir tanesi Ozan Tufan. Ee, hocam işte Lemos, Samatta. ben yani benim bildiğim Jesus Lemos okey demez çünkü hızlı stoper ister, hızlı ve sert stoper ister. Samatta. bak Samatta'yı kullanabilir. Berisha Berisha Berisha'yı Berisha yapan yardımcı forvetliği yardımcı forvet olarak bence Berisha'yı düşünebilir. Biz tamam gitsin etsin diyoruz ama Valencia'yı da düşünebilir. Yani bu haberin aksine icraatlar olabilir. Hocam bunlar eğer kimseye satamasak Emre Belezoğlu alsın. Nasıl olsa Fenerbahçe'yi o getirdi diyenler var. bu mantıkla hareket edersek Respo'yu satınca da yarı parasını şeye verelim. Vitor Pereira'ya verelim. Çünkü az milletten küfür yemedi. Az hakaret yemedi. Durum bu. Gabigol olayında da dediğim gibi bu bir palavra. İnanmamanız gereken bir palavra. Ee, onu söyleyeyim. Maxi Gomez, Aspas. Bana gelen bir duyum yok. Pelkas için Pelkas için de 7 milyon euro lafını ben bir kenara koyayım. Yani 7 milyon euroluk bir teklif gelirse aklınıza ben geleyim. Salah iyi, ben gidecek gözüne bakıyorum. Niyeyse. İrfan Can için herhangi bir teklif yok. Willard Schwedberg için duyumum yok. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.